Sağ Esna hoş geldin, günaydın. Hoş buldum, günaydın. Evet, dün sizinle negatif üste kalmıştık arkadaşlar. Evet, başlığını yazalım. Ben hem söylüyorum hem yazıyorum. Bir sayının üzerinde eksi işareti varsa. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi normal tanımında şöyle yazar. Bir sayının negatif kuvveti alınırken sayının çarpmaya göre tersi alınır. Sonra kuvvet alınır der. Ben size bir pratik bir şey söylüyorum. Bir sayının üzerinde eksi işareti varsa anlamı o sayıyı ters çevir, pozitif kuvvetini al. Kuvvetini al demektir. Bu cümleyi bir yazın. Ben size bir şey söyleyeceğim. Baştan bir daha okuyorum. Belki tam göremeyenler vardır. Bir sayının üzerinde eksi işareti varsa anlamı o sayıyı ters çevir. Sayının pozitif kuvvetini al demektir. Özgür Hocam, peki sayının üzerinde artı varsa ters çevirsem kuvvet eksi mi olur? Evet. Bir sayının kuvvetinde sayıları ters çevirdiğiniz zaman kuvvetin işareti değişir. Sistem o. Ama ben sana şöyle pratik bir cümle yazdırdım. Bunu lütfen adın, soyadın gibi unutma. Ben bunu bir bulut içerisine yazdım. Yazmanızı bekleyeyim bir 30 saniye sevgili arkadaşlar. Çok iyi dinlerseniz bu negatif üslü ifadenin mantığını harika oluruz. Hocam siz zaten harikasınız. Karşılıklı bu yakışıklı mentor. Tahtayı sileyim mi? 7B. 7B siliyorum. Kimseden hayır demediğine göre, ses çıkmadığına göre tahtayı siliyorum. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Tanımını bir daha bahsediyorum. Sayının üzerinde eksi işareti varsa anlamı sayıyı ters çevir. Özgür Hocam, ters çevirmek demek az önce söylemiştim, yine söylüyorum. Ters çevirmek demek çarpmaya göre tersini al demek. Mesela 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 2. Tahtayı takip et. Mesela A bölü B. A bölü B'nin üzerinde eksi N var. Bakın eksi N var. Anlamı sayıyı ters çevir. Sayı B bölü A oluyor. Kapatıyorum. Üzerine N. Lütfen bunu da yazın. Bu bize lazım olacak. Bunu da yazdıktan sonra kalemlerinizi bırakın. Ben bakıyorum kimler bırakıyor bırakmıyor kalemlerini. Bu arada bilgisayar başındayız değil mi hepimiz? Evet, Evren beni evet duyabiliyor. hocam. Evet hocam. Buradayım. Evet. Biliyorum hocam. Tamam, Evet. yakıştı. Herkes yazıyor. Evet, teşekkürler. Şimdi lütfen kalemlerinizi bırakın tahtaya. İki örnek yapıyorum. Üçüncüyü sana soracağım. Basitten başlayarak zora doğru gideceğiz. Kesin herkes öğrenecek. Anlamadığın bir şey varsa nasıl derste söylüyoruz ya size. Anlamadığınız sorun diye. Aynısını lütfen sor. Utanma, çekinme. Basit sorudan başlıyorum. Mesela 2 üzeri eksi 2. Bir sayının üzerinde eksi varsa anlamı sayıyı ters çevir demek. Bu sayının altında. Tamam, sıkıntı olmaz yakışıklı. Bu sayının altında gözükmeyen bir var. Bakın sayıyı ters çeviriyorum. Sayı 1 bölü 2 oluyor. Paranteze alıyorum. Yukarısına 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 2 oldu. Hem 1'in karesini alıyorum bakın. Hem de 2'nin karesi. O zaman 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 bölü 3. Saçmalama. Üzeri eksi 3. Bakın üzeri eksi 3. Sayıyı ters çeviriyorum. 3 bölü 2 kapat. Üzerine artı 3 oldu. 3 tane 3'ü çarparsam 27. 3 tane 2'yi çarparsam 8. Sistem sadece şu. Sayıyı ters çevir, kuvvetini al. Bunu bir yazın arkadaşlar. Sadeleştirme yok o zaman, değil mi? Sadeleştirme zaten azra. Parantezin içerisinde sadeleştirme varsa yapacağız zaten. Bak burada sadeleştirme olmadığı için burada asla olamaz. Anladın mı? Tamam. Hocam gönlünüz kötü oldu. Tekrar gelip çıkabilir miyim?
Tabii yakışıklı. Hocam ilk örnekte altı 2 üstü 2 yazıyor değil mi? Yok değil mi? 2 üzeri eksi 2. Ha, tamam. Hocam en sondakinde. En sondakinde. 2 bölü 2 tane. Hayır o değil. İlk örneğin hani 1 üstü 2 bölü 2 üstü 2 mi? Tabii 1 üzeri 2, 2 üzeri 2. Evet. 1 üzeri 2, 2 üzeri 2. Ama zaten şunu sormuştum ben. Duru tok söz. Sayının hem payın hem de paydanın kuvvetini alıyorum. Tahtayı siliyorum. Bir dakika durun. Cevabı yazanlar lütfen aşağıdan hani işaret bulmayabilirsiniz. Eksi veya artı yazabilirsiniz. Artılarda artı demene gerek yok. Tamam eksi hocam. Eksi 3 bölü 5 falan diye yazabilirsiniz. Tahtayı siliyorum Duru Toksöz. Evet yazdım hocam. Efendim Ömer Efe. Yok hocam yazı yeri çalışıyor diye bak. Tamam. Şimdi bir tane ben size sorayım. Hemen benimle beraber yazın bakalım. Evet. Eksi 1 bölü 4'ün eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti nedir? Eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Bunu bugün sizinle bitiyor ders. Önceki haftada. Yani bunlar pekiştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Herkes tamamen öğrenecek. Hocam sizin kameranız şu anda açık mı? Açık Ömer. Bende gözükmüyor. Diğerlerinde var mı? Bazen sıkıntı? Oluyor. Hocam ben 64 buldum. Ömer istersen şöyle yap. Çık gir hemen. Ben 2 bölü 1 buldum. Hocam sizin yerinizde Ö yazıyor. Kimsenin kamerası şu anda çalışmıyor bende. Bazen zaten bizim kameramız kapalı da Özgür Hoca'nın açık sadece bazen sizin de kapalıymış gibi görünüyor. Biraz sonra geçiyor ya da çıkıp girince geçiyor. Ben çıkıp giriyorum. Tamam. Kerem Utku hoş geldin yakışıklı. Hocam 64 doğru mu? Bakacağım şimdi Koray. Evet. Lütfen dinliyoruz. Tahtaya bakınız. Doğru mu yanlış mı? Lütfen iyi izleyin tahtadaki sorunun cevabını. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir sayının üzerinde eksi varsa anlamı sayıyı ters çevirir. Bakın. Eksi 4 bölü 1 sayı bir anda 3 oldu. Dün size şunu anlattım. Lütfen kulağınızı iyi açın. Bakın. Bazılarınız bence çalışmamışsınız. Önce işaret yakalayacaksınız. İşareti yakaladıktan sonra cevap söyleyin. Burası eksi kuvvet tek. Kesinlikle cevap eksidir. Şıklarda eksi 64'te var, artı 64'te var. 4 bölü 1. Hani demin öğrencinin biri sordu. Aklına mıydı? Hocam sadeleştirme yapıyor muyuz diye. 4 bölü 1 4 yapar. O zaman 4'ün 64 yapar. Cevap eksi 64'müş. Ama hocam bir şey diyeceğim. O eksi de ters çevrilmiyor mu hocam? Koray, çarpma işlemine göre tersini alıyoruz. Çarpma işlemine göre terste sayı aynen kalır. Yani işareti aynen kalır. Sayı ters döner. Çarpma işlemi Koray. İşaret kalır mı? Eksi 2 bölü 3'ün. Çarpma çok işlemine saçma. Göre tersi. Eksi 3 bölü 2'dir Koray. Vallahi çok saçma. Bence Koray. Çarpma işlemine göre tersi. Cevap artı 1 çıkması lazım. Bakın cevap 1 çıkar. Çarpma işlemine göre terslerinde bu. Eksi 64'tür cevap. Kazanımı öğrenelim. Ondan sonra soru kalıplarına geçeceğiz. Kim çıktı? Biri çıktı. Ömer Efe mi çıktı? Evet. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben bir tane daha sorayım size. Evet. Devam. Bunu tamamen öğreneceğiz. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti olsun? Beşinci kuvveti. Evet, bulanlar yorumdan yazsın lütfen.
Bulanlar yorumdan yazsın lütfen. Hocam direkt 5. kuvveti değil mi? Eksi 5. Eksi 5. Eksi 5. Tamam. Eksi 5. Eksi 5. kuvveti. Bulanlar yazsın. Eksi 32 diyen var. Eksi 10 diyen var. Ben de eksi 32 buldum. Ben de eksi 32 hocam, buldum. Ben de eksi 32 buldum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Arda sayıyı 2 ile 5'i çarpıyorsun. Çarpmayacaksın yakışıklı. Burası eksi 2 bölü 1 olur. Burası artı 5 olur. 5 tek sayı olduğu için eksi. 5 tane 2'yi çarpacağız. 32. Aşağısı bir şey yazmayın. Evet. Devam ediyoruz. Tahtayı sileyim mi arkadaşlar? Tahtayı siliyorum. Silin hocam. Şunu unutmayın. Bir sayının üzerinde eksi varsa anlamı sayıyı ters çevirir. Ama bakın diğer adı sayıların negatif kuvvetlerini alırken çarpmaya göre tersini al, ona göre çöz. Şimdi ben buraya 4 tane soru yazıyorum. Sizden bunları bulmanızı istiyorum. Evet. Hemen yazın. 650 eksi 2 eşittir nedir? Ben size soru soracağım. Siz bana cevap vereceksiniz. 550 eksi 3 eşittir nedir? Bakalım kimler bilgisayar başına kimler ulaşıyor? Evet. 350 eksi 4 nedir? Bir tane daha soralım. Ne soralım bu sefer de? 2'den soralım. Hatta evet 2 üzeri eksi ne olsun? Eksi 7 olsun. Nedir? Evet, bu 4 tane soruyu yapıyorsunuz. 2 dakika sonra ben soruyorum, siz cevap veriyorsunuz. Gene ters çeviriyoruz, değil mi? Ama Azra bir şey söyleyebilir miyim? Her zaman yanımda ben yokum. Yine ters çeviriyoruz, değil mi? Değil artık. Sayının üzerinde eksi varsa sayıyı ters çevireceksin Azra. Sistem bu. Anlaştık mı? Yoksa çevirmemize de gerek yok. Herhalde hanımefendi eğer soru şöyle sorsaydı 652 direkt 36 derim. Tamam. Bunu unutmayın. Lütfen hani ben size bazen şunu söylüyorum ya. Akşamları yatarken sessizce içinizden bunları tekrar edin. Ney mesela Özgür Hocam? Bir sayının üzerinde eksi işareti varsa anlamı sayıyı ters çevir demek. Hocam nasıl ters çevireceğiz burada? Bu onu anlayamadım. Yakışıklı olmayan sayının altında. Misal olarak söylüyorum. Arda. Bir vardır doğru. Bir yok mu? Ters dönerse 1 bölü 5 olmaz mı? Arda? Evet. Sistem o. Olmayan sayının altına biri sen yapıştıracaksın. Olmayan sayıların altlarına biri siz yapıştıracaksınız. Bir. Hocam hepsini buldum. Aferin. Ben şimdi size söz hakkı vereceğim. Siz bana cevapları vereceksiniz mikrofonu açarak. Sizden ricam. Lütfen sorulardan korkmayın. Yanlış bile olsa her zaman söylüyoruz. Cevapları verebilirsiniz. Problem yok. Hocam görüntü bulanıklaştı da bir girip çıkabilir miyim? Hemen Damla, hemen. Bu arada sizlere ödev vereceğiz. Verdiğimiz ödevlerde bizim yanıttan ödevi vereceğiz. Orada bugün vermeyeceğim tabii size ödevi. Pazartesi günü ödevi vermeye başlıyoruz. Oldu mu Damla? Oldu hocam. Tamam. Elif senin oldu mu? Oldu. Tamam. Evet şimdi bir dakika sonra soruyu sormaya başlıyorum. Evet hatta bir dakika değil. Şimdi başlayalım sormaya. Veya Damla ile Elif geldi bir de uğraşsınlar bakalım onlar. İsmini söylediğim arkadaşım mikrofonunu açıyor. Beraber konuşuyoruz. Ali Batuhan 6 üzeri eksi 2. Hocam 1 bölü 36. Harika. Olmayan sayının altında 1 var. 1 bölü 6'nın karesinden 1 bölü 36. Bravo. Evet ben söyleyeyim siz bana cevap verin. Azra 5 üzeri eksi 3.
Ben 1/125 buldum. Güzel. Olmayan sayının altında 1 var. Aynen. Ters çevirirsen 1/5'in küpü olur. 1/125. Mesela Derin Hanım, orada mısınız? 3 üzeri -4. 1/27. 3 üzeri -4. Derin. Söyleyeyim. 1/3'ün 4. kuvveti. Anlamı ne? 4 tane 85. 4 tane 3'ü çarparsan ne yapar hanımefendi? 1/ Ben küpünü almışım, evet. 1/81. Evren. 2 üzeri -7. Evren. Hocam ben daha tamamlamadım. Ben yapayım hocam. Evren tamamla. Tamam, bunu kolay söylesin. Öbür soruyu sorarız Evren. Sorulardan korkmayın lütfen. Hocam, kolay söyle. 1/64. Söyleyeyim, ben söyleyeyim. Hocam söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Hocam söyle. 1/128. Güzel. 127 değil mi? Ama bakın 1/2'nin 7. kuvveti 7 tane 2'yi çarpıyorsunuz. 1/127 buldum. Bir ekle 128 işte. Öyle bir şey olamaz. Ya ben 6 tane yazmışım hocam. 7 tane 2'yi çarpıyoruz. Bakın önemli bir şeyler öğreneceğiz şimdi. Devam. Devam ediyoruz. Hocam cevap neydi? 1/128. 1/128. Evet. Tahtayı siliyorum. Şurayı çok iyi takip edin şimdi. Bakın. 7B. Lütfen iyi takip edin. Püf noktaları alın. Şimdi 1/5/4 eşittir. 5 üzeri kutu yazıyorum. Kutu yerine sizce ne gelir? Şöyle bir durum var. Hani dün hatırlarsanız size demiştim ki bunlarda asansör sistemi var. Sayı yukarıya çıktığı zaman üstünün işareti değişir. Cevap ne olur? -4 olur. Bakın, sayı yukarıya veya aşağı indiğinde üstünün işareti değişir. Bir tane daha örnek yapacağım, size soracağım. 1/7/3. O zaman cevap 7/-3'tür. Şunu da yapalım, şunu da görün. Mesela 6/-2. Şunu şöyle yazabilir miyim? 1/6/2 yapar. Bakın, asansör gibi yukarıya aşağıya indiğinde nesi değişiyor? Sayının kuvveti değişiyor. Kuvveti değişiyor derken kuvvetinin işareti. Anlamayan var mı bunu? Bir daha söylüyorum. Asansör gibi yukarıya veya aşağıya indiğinde sayının arkadaşlar kuvvetinin işareti değişiyor. Evet, bu üçünü yazın. Şimdi ben size soracağım. 5 tane 5 isim vereceğim. Sizden cevap alacağım. Evet, burayı siliyorum. Yazın bitirin. Sileyim mi? Bir dakika hocam. Evet. Peki. Osman Demir, internette sıkıntı mı oluyor yakışıklı? Yok, hayır hocam. Sizin görüntünüz bozulduğu için çıkıyor diye yapıyorum. Tamam. Tamam. Problem yok. Sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen dersleri kaçırmayınız. Her dersi ama. Çünkü bunlar önemli konular. Bir başlangıcını kaçırırsanız bir daha ipin ucunu tutamazsınız. Aferin, bakın tam kadro buradasınız. 7 ve sınıfım diye demiyorum ama okul açılınca tüm sınıfı ödüllendireceğim. Yani aklındasınız, unutmayın. Tahtayı sildim. Osman yazdın mı yakışıklı sen de? Hocam ben daha bitirmedim. Peki, altına bekliyorum. Neyi bu kadar yazıyorsunuz? Ben anlamadım. Ben yazmışım, bitirdim. Tamam, siliyorum. Şimdi ben tahtaya 5 tane yazacağım. 5 arkadaşımdan isim olarak cevapları alacağım. Başlayın benimle beraber yazın. 1/4/-8 eşittir 4 üzeri kutu. Bu bir. İkinci. 1/3/5 eşittir 3 üzeri kutu. Üçüncüyü yazıyorum. 2/6 aynısı olmasın.
2 üzeri 10 olsun. 2 üzeri 10 eşittir. 1 bölü 2 üzeri 4. Evet 3. Dördüncüyü de yazalım. Ne olsun dördüncüde? 1 bölü 7 üzeri eksi 2 eşittir 7 üzeri kutu. Evet. Şimdi 4 arkadaşımdan kutu yerine ne gelecek? Sizden cevap isteyeceğim. Çok basit yaptım. Size güveniyorum. Bitti. Size güveniyorum. Arkasından bir şey daha soracağım size bunlarda. Sonra bunlarla ilgili örnek çözeceğiz. Herkesin bitti mi? Evet, benim bitti. Benimki bitti. Benimki de bitti. Tamam, bence herkesin bitmiş. Şimdi ben isim söylüyorum, o arkadaşlarım cevap veriyor bana. Damla, birincinin cevabı. Damla Özgözler. Hocam açamadım mikrofonu da. Artı tamam. 8. Harika. Aferin Damla. Artı 8. Bravo. Oraya tik attık. Evet. Şöyle aşağı doğru iniyorum benim kendi bırak şeyinden sıradan. Şöyle indiğimde. Evet okullu kız. Ela okul. Ela okul. Bilgisayar başında mısın? Evet hocam. Evet. Bunun cevabı ne? İkincinin cevabı hanımefendi. Hocam ben daha ikinciyi yapmadım. Peki Elif Bozacı. Tamam. Elif Bozacı söyler misin? 5. Olmaz. Derste ilgilenmiyorsunuz. Bence. Yapabilir miyim? Eylül. Söyler misin? Eylül. Ben söylemesem olur mu? Lütfen söyle. Problem yok. Söyler misin? Hayır ama söylemeyeyim. Yani başka biri söylesin. Yaptım ama. Tamam söyle ama. Yaptıysan. Efendim hocam. Hocam olmaz işte. Söyleyeyim. Eylül yanlış da olsa biz kimseye kızmıyoruz. Okula kızıyor muyduk? Ama istemiyorum şu an. Aşk olsun. Kırdın beni. Hocam ben söyleyebilirim. Ben söyleyebilir miyim? Böyle güzel bir hoca kırılır mı Eylül ya? Ben söyleyeyim hocam. Eylül aşk olsun. Ama hocam ben söyleyebilir miyim? Şu an olmaz. Eylül ne alakası var? Ne alakası var ya? Ben ne yanlış yaptım? Öldüm mü? Öğrencinin biri yanlış söyledi. Bir şey demiş mi ona? Hayır. Söyle Eylül. Hayır hocam söylemeyeceğim. Peki Leyla sen söyler misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Leyla sen söyler misin? Leyla. Leyla bilgisayar başında mısın? Hocam ben söyleyeyim. Hocam ben söyleyebilirim. Ben söyleyeyim artık. Kerem Utku. Ne demiş? Bu kadar şunu söylüyor. Şuna eksi 10 diyor. Aferin. Gayet basit. Yukarıdakinin cevabı da eksi 5 olacaktı. Yukarıdakinin cevabı. Son olanı da Serra söyledi. Eksi 5 verecekti. Öner misin? Hocam doğru yapmışım şu eksi 5'i. 2. Tamam. Kendine güvenin yok. Bravo. 2 artı 2. Bu kadar basit. Kendinize güveniniz olsun. Evet. Şimdi tahtayı sildim. Cevaplarımız neydi? Artı 8, eksi 5, eksi 10, artı 2. Sizden ricam kendi kendinize şunu söyleyin. Sayı yukarıya aşağı indiği zaman işareti değişir. Ters döndüğü zaman üstünün işareti değişir. Yani bunları unutmayın. Evet benimle beraber yazın. 3 bölü 8. 3 bölü 8. Eksi 4 eşittir. 8 bölü 3 kutu. Bu nedir? 3 tane daha yapalım. Sonra 4 bölü 5. 6 eşittir. 5 bölü 6 kutu nedir? Bir tane daha şöyle yaptıktan sonra ne olsun mesela? 1 bölü 2 üzeri eksi 20 eşittir 2 üzeri kutu. Evet. Bir de bunu soralım şimdi 3 arkadaşımıza. Bakalım ne cevap. Yalnız bir şey diyeceğim hocam. Orada siz hocam, yanlış bir şey mi yaptınız? Biraz. Aynen hocam evet. İkincide 4 bir şey yaptınız. 5 bölü 4. Evet. Ha, oraya 6 yazdınız. Aferin. Dikkatli. Görüyorsunuz hocam ne kadar dikkatliyim. Evet. Mentörler. Yani. Evet. Şimdi bir dakika sonra cevapları alıyoruz.
Hocam ben yazıyorum da. Sizden bir şey rica edeceğim. Siz yazarken ben bir konuşayım. Demin hani Eylül'e söylemiştik. Cevabı vermekten utandı, çekindi ama ben yazdıktan sonra doğru yazmışım dedi. Lütfen utanmayalım, çekinmeyelim. Her zaman söylüyorum. Leyla, bu arada bilgisayar başında mısın? Benim bitti. Benim de bitti. Leyla, bir şey. Evet hocam. Leyla, demin sorduğunuz niye cevap vermedin? Evet, Evren. Söyle hadi, ilkini sen söyle Evren. 4. Aferin, artı 4. Bravo Evren. Evet, ikinci konuşmayanlardan kim var? Zeynep Altıner var. Ben konuşabilir miyim? Efendim? Yapabilir miyim? Evet, Zeynep Altıner. İkinciyi söyler misin? -6. Harikasın, aferin kız. Evet, kim diyor ben yapabilir miyim? Ben. Şeye söz hakkı vermedik herhalde. Osman'a verdik evet, mi? Evet, bana vermediniz hocam. Evet, yakışıklı Osman. Hocam 10. Bu 20. Ha hocam benim görüntüm çok kötü. 20 tamam. O zaman tamam. Artı 20. Aferin. Benim deftere de 10 yazmış. Arkadaşlar herkes 3'te 3 yapabildi mi? Evet. Evet. Güzel. 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 Bir tane daha soru isterseniz bir soru daha soralım. Dersi bırakalım. Tamam. Bakın. Hocam bana hiç vermediniz. Kim o? Duru Toksöz. Evet. Peki, hemen soruyu sorayım. Yazın benimle beraber. Bakalım. Bana bir kere soru verdiniz. Onunla da dikkat eksikliği yaptım ya. -5/2 üzeri -2 çarpı 8/25 üzeri -1 eşittir nedir? Şimdi bu soruyu yapıyorsunuz. Sonra size bir şey söyleyeceğim. Bunlarla ilgili püf noktalar var. Negatif üste devam edeceğim. O püf noktaları da size haftaya anlatacağım. Hocam 8/25'in üstündeki -1 mi? Evet hanımefendi. Derin. Burası -1, burası -2. Acele etmeyin. Ben şöyle bir konuşayım. Bir sayının üzerinde eksi varsa anlamı sayıyı ters çevir. Ama kuvvet alırken dünkü bilgilerinizi kullanacaksınız. Sayı tek mi, çift mi, içeride mi, dışarıda mı? Eklerde sıkıntı yoktu. Hep eksi negatiflerinde. Sıkıntı çiftlerde. Dışarıdaysa artı, içerideyse eksi. Evet, size güveniyorum. Bulan bana yorumdan yazabilir. Beraber yapalım mı? Ali Batuhan 1 dedi. Hocam beraber yapalım. Bence de beraber yapalım. Bekleyin bakın hocam. Peki yakışıklı Evren. Evet, başlıyorum. Sevgili 7B, tahtaya bakın. Bir sayının üzerinde eksi varsa anlamı sayı ters çevir. -2/5. -2/5'in karesi çarpı sayı ters dönerse 25/8 üzeri 1. 2 çift kuvvet dışarıda. Buranın cevabı 4/ kaç yapar? 4/ kaç yapar arkadaşlar? 25. Aferin 25 çarpı. Burası da ne yapar? 25/8. 25'ler gider. 4/8 eşittir 1/2. Doğru. Evet, 1/2 diyenler tebrik ediyorum. Hocam ilk önce yanlışlıkla 1'e bastım.